Selam. Selam. Neredesin? Bilmiyorum ki ben de. Nereden bilmiyorsan nasıl bulacaksın? Bir bilsem. Sen de garip bir koku alıyor musun? Ailesi Melis'in de beslenme çantası oradaydı. Yumurta koymuştur, o kokuyordur. Peki bugünlerde hiç böcek gördün mü sınıfta? Bir böcek mi görmedim? Peki... Sınıfa hiç dışarıdan hayvan getirdiniz mi? Ne bileyim böyle yavru kedi falan. Emin misin? Öğretmenine söylemem bak. Bana güvenebilirsin. Kolay gelsin doktor bey. Yardımcı olabileceğim bir şey var mı size? Yok şimdilik hocam. Teşekkür ederim. Tam olarak ne arıyorsunuz? Bilmiyorum ki öğretmenim. Ayşe'cim başkalarının yerine cevap vermiyoruz değil mi tatlım? Biz Mine Hanım'a tanı koyarken... bize yol gösterecek bir bulgu arıyoruz. Yani küf gibi mesela ya da başka bir şey de olabilir. Yani bulacağız inşallah. Yani dedektif gibi ipucu arıyorsunuz. Aynen öyle. Peki ben sizi tutmayayım. Kolay gelsin. Aa, teşekkürler. Bir şey soracağım. Oh, sor bakalım. Şaşkınımızı da koklamak ister misin? Şaşkın? Bizim papağanımız var böyle rengarenk. Yani her şeyi kokluyorsun ya, onu da koklarsın diye düşündüm. Okulda papağan mı var? Evet, öğretmenler odasında. Mine öğretmen bazen sınıfa getirip biz ona yem veriyoruz. Ben sana sormadım mı peki okulda hayvan var mı diye? Hayvan değil ki. Neymiş? Papağan. Peki beni o hayvan olmayan papağanın yanına götürür müsün? Hı hı. Hadi. Doktor bey, neden kortizona geçiyoruz? Tedavinin bir parçası. Aramamızı istediğin birileri var mı? Erkek arkadaşım falan. Biri vardı aslında. Birkaç kere görüştük ama... o da bütün gün durmadan kusa ben de onun yanında durmazdım. Peki okuldan sonradan başka bir arkadaşın yok mu? Benim beraber çalıştığım insanlar genellikle 6 yaşında oluyorlar. Hemşire radyoterapiyi kestiğimizi söyledi. Alternatif bir tedavi deniyoruz. Radyasyonun alternatifi kortizol mu? Tahliller daha sonuçlanmadı. Sana vaskülit tedavisi uyguluyoruz. O ne ki? Beyindeki kan damarlarının iltihaplanmasından şüpheleniyoruz yani. O zaman bende tümör yok. Benim beynimde tümör yok mu? Hı hı. Buranın kahveleri de başka bir güzel oluyor değil mi? Sağ ol. Bir şey değil. Ne? Söyle. Niye öyle söyledin kıza? Ne dedim? Sen de vaskülit var tümör yok dedin ya Zeynep. Sen de çünkü biliyorsun ki bu tahminin tutması çok düşük bir ihtimal. Hekimoğlu haklıysa bir şey kaybetmeyiz. Haksızsa da zaten birkaç gün içinde ölecek olan bir hastaya ümit vermiş olduk. Ne var bunda? İşte sorun da burada zaten Zeynep. Hastayı boş yere ümitlendiriyorsun. Çok duygusal yaklaşıyorsun. Bunun duygularla bir alakası yok. Ayrıca ümidin boşu dolusu olmaz. Ya ne olursa olsun. Ben seni düşünüyorum. Sonra sen üzülüyorsun. Ben gayet iyiyim ya, sen beni merak etme. Ayrıca... en azından ben kendim gibi davranıyorum. Başkası gibi olmaya çalışmıyorum. Ne demek şimdi bu? Diyorum ki sen acaba Hekimoğlu'ndan biraz fazla mı etkileniyorsun? Kahve için sağ ol bu arada. Sen sağ ol.
gelsin. Hocam. Burada. Daha önce burada görmemiştim. Hocam okuldan geliyorum. Okulda papağan var. Hastanın her gün gittiği ortamda papağan besleniyor hocam. Papağan psikozun başlıca kaynağı değil mi? Başkası. Başkası katil. Papağan olamaz. Doktor Murat'tan uzak duracaksın. Duydun mu beni? Hocam psikoz sinirsel sorunlara sebep oluyor olamaz mı diyorum. Yani nörolojik komplikasyon doğuruyor olamaz mı? Kaç çocuk var sınıfta? Bilmem 20 falan herhalde. Kaç tanesi hasta? Hiçbiri ama. Yani diyorsun ki 6 yaşındaki çocuklar koskoca öğretmenlerinden daha fazla takıp kuş hijyenine öyle mi? Evine gittiniz mi evine? Gidin evine bakın. Nasıl yani? Evine gidin derken? Evine gidin derken işte evine gidin. Gidin evine, açın kapıyı, girin içeri. Bakın etrafa, yere yatın, küf koklayın, mikrop bakın. Delil toplayın, delil. Katili arıyoruz ya. Çizerek de anlatayım mı? Yo, anladım. O zaman anahtarı mı isteyelim hastadan? Yok artık, ne anahtarı canım? Habersiz, habersiz gidin. Polis suç mahalline giderken izin ister mi? Hocam orası suç mahalli değil ki. Nereden biliyorsun? Hı? Bana bak. Bu kadın bana hiç tekin gelmedi ha. Bu evinde kaçak içki falan üretiyor musun? Hocam yani kız kendi halinde bir ilkokul öğretmeni yapmayın Allah aşkına. Diyorsun. Afiyet olsun. Hı. Güzel mi? Hı. Şu arkadaki pembeliği gördün mü? Seni sandviçe hazırlayan kadın. Geçmiş olsun. Biliyorsun hastane kurallarına göre hastaysan evde oturacaksın, işe gelmeyeceksin. Ama ne yapalım, herkes kurallara uymuyor işte. Ne demek istiyorsunuz tam olarak, ben anlamadım. Yani demek istiyorum ki ummadık taş baş yarar. Kadının evine gidin. İyice bir bakın. Çöplerini karıştırın, çekmecelerini karıştırın, ecza dolabına bakın. Bakın bakalım o da sümüğünü koluna siliyor muymuş. Eğer ciddiyseniz ben kimsenin evine öyle izinsiz falan giremem. Zamanında girmişsin ama mahallendeki markete izinsiz. Boşver. Olur öyle şeyler, takma kafana. 16 yaşındaydın. Arkadaşlarına uydun, gençlik hatası bilemedin. Oldu bitti. Allah'tan baban araya girdi de market sahibi şikayetçi olmadı, siciline işlenmedi. Sen ona dua et. Sen benim eski mahalleme mi gittin? Ayıp ediyorsun. Memoli, he? Öyle mi diyorlardı sana? Memoli. Ben her birinizi işe alırken donuna kadar araştırıyorum. Senin hakkında da bayağı bir şey öğrendim. Dolap dereli. Bu gençlik hatan da bayağı bir işime yaradı işe alırken seni. Beni o yüzden işe aldın yani, öyle mi? 16 yaşında yaptığım aptalca bir hata yüzünden. Yani kısmen. Seni sokaktan geldiğin için işe aldım. Tam da böyle birine ihtiyacım var burada benim. Bu kafaları bilen birine. Öyle kolay tufaya gelmeyecek. Gerektiğinde hafiften üç kağıt çevirebilecek birine. Anlatabiliyor muyum? Dava edeceğim seni. Niye? Seni işe aldım diye mi? Yok. Birinin evine izinsiz girmiyorum diye beni kovacağın için. Şunu da bir tazeliyorlar. Tamam.